Türkiye yerli ve milli imkanlarla katmanlı hava savunması oluşturma yönündeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, seri üretimi süren Milli Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-OARTİ yeni kabiliyet kazandı. HİSAR-OARTİ, radyo frekansı arayıcı başlıklı ilk test füzesi ile hedefini imha etmeyi başardı. HİSAR-OARTİ'ye yeni yetenekler kazandırılmasına yönelik çalışmalara da devam ediliyor. HİSAR-OARTİ Hava Savunma Füze Sistemi, 2021 yılının son günlerinde tüm unsurlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Daha önce kızılötesi arayıcı başlıklı füze atma kabiliyetine sahip olan sistem, son test atışıyla beraber radyo frekansı arayıcı başlıklı füze atma yeteneğine de kavuşmuş oldu. HİSAR-OARTİ Hava Savunma Füze Sistemi, Aselsan Roketsan işbirliğinde üretildi. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. 360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR-OARTİ sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor. Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı, silahsız insansız hava araçlarına karşı etkili oluyor. Mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak. HİSAR-OARTİ sistemi dağıtık ve esnek mimari yeteneğiyle nokta ve bölge hava savunma görevleri icra edecek. HİSAR-OARTİ sisteminin batarya ve tabur yapılarında teşkilatlanma altyapısı bulunuyor. Sistem, atış kontrol merkezi, füze fırlatma sistemi, orta irtifa hava savunma radarı, elektro-optik sistem, kızılötesi arayıcı başlıklı füze ve radyo frekans arayıcı başlıklı füze unsurlarından oluşuyor. HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR-OARTİ teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise 2023'te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.